Her maç sonrasında iki maç kötü gittikten sonra tartışılmaya başlanıyor. Kim bu deniyor? Türkiye'de bu çok oldu. Joachim Löv geldi. Stajyer dediler. Derbi başka bir hikaye. Özellikle kendi sahandaysan sen favorisin bir kere. Beşiktaş'ın sahasında olduğu için Beşiktaş maçın favorisi. Açık konuşayım bunu. Dört takım başkanı her hafta maçtan sonra konuşuyor hakemlerle ilgili. Dörde şampiyon mu olacak? Yine biri olacak. Terim belgesini izledim. Çok iyi bir yapım olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Her Galatasaraylı'nın büyük bir keyif alacağı, çok mutlu olacağı, keyifli bir yapım olmuş. Ama belgesel değil. Abi Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ee, malum maçlar yok. Yok. Biraz gündemden bağımsız konuları konuşacağız. Ama bugün. gündem yine ateşli gündem var. Konuşacağız ya, o. Tabii Yani ki. belli baş konuları seçtik. Evet. Onları konuşalım. Başlayalım dilersen. Valerian İsmail'den başlayalım. Başlayalım. Ee, yani neden bu kadar tartışılıyor diye soracağım sana. Tartışan Hı -hı. isimlerin arasında ben de varım. Hı -hı. Ama öncelikle senden bir dinleyelim abi. E Kredisi ...bir türlü olmayan bir hoca aslında. Yani kredisiyle gelmeyen bir hocadan bahsediyoruz. Çünkü neden kredisiyle gelmiyor? Beşiktaş aslında bunu hesap etmesi lazım Beşiktaş'ın. Yani bu tepkinin olabileceğini, her maçtan sonra tartışılacağını tahmin etmesi lazım. Çünkü burası Türkiye. Burada CV'ye ne yaptığına, geçmişine bakılıyor. Sonuç itibariyle bu adam iyi bir hoca adayı. Bunu bir kabul edelim. Ee, i̇yi hoca başka bir şey. Büyük hoca başka bir şey. İyi hoca dediğimiz hocalar zaten Bundesliga'dan... Serie A'da işte ne bileyim, Fransa liginde falan iyi işler yapmış hocalar. Büyük hoca dediğimiz hocalar ise 10 tane kupası olan, şampiyonluklar kazanmış, daha önce bu şampiyonluk havasını almış ve ona göre de bütçesi, kaşesi yüksek hocalar. Yani 5 milyon euro veremiyorsan büyük hoca getiremiyorsun. Evet. 3 milyon euro veremiyorsan iyi hoca getiremiyorsun. E belli bir rakam insan aday iyi hoca adayı getirmek çok da mantıksız değil. Potansiyel hoca getirmek çok da mantıksız değil. Pinario da böyleydi. Evet. İyi hoca adayı bunlar. Yani henüz zaten şu var. İyi hocayı getiremiyorsun ki. Yo getirdi Fenerbahçe. Parayı bastırman lazım. Böyle bir tamam. para vermen lazım. Böyle paran yok ise yer. Böyle bir para ben bir hocaya 4 yıl işte 3 yıl boyunca 3,5 milyon euro veremem diyorsan getiremiyorsun. Bu biraz bütçenle ilgili biraz tarzınla ilgili. Pinerio'da potansiyellerden bir tanesiydi. Potansiyel hocalardan bir tanesiydi. Bu adam da potansiyel hocalardan bir tanesi. Alman bir tane vardı. Kimdi o? O Farke. da Farke. Farke de potansiyel hocalardan bir tanesiydi. Sonuç itibariyle bunlar iyi hoca adayları. Bir akademiden çıkmış bir şeyler yapabilme ihtimali var ve bir şeyler yapmışlar. Ama büyük kulüplerde yapmamışlar. Evet. O yüzden de potansiyeli olan hocalar. Ve bunlar hoca. Bunlar iyi hoca olabilir. ha. Yani bir potansiyelleri var tamamen kendi kariyerleriyle ilgili. Farkı mesela bir, fark eden iyi bir şey çıkabilir atıyorum. Pinario yapamadı ama yapamayacak anlamına gelmiyor. Bir şeyler yapabilir. Ama yapamayabilir. Bu bir risktir. Beşiktaş da bu riski aldı. Valerian iyi sinyaller verdi. Ne yaptı? İşte çalıştırdığı takımlarda fark yarattı. Evet. Lask Linz'in tarihinde böyle şampiyonluk falan yok. Doğru düzgün. Evet. Son 20 yılında zaten yok. Onu şampiyonla oynattı. Zaten bir maçta falan kaybetten neredeyse. Evet. Gitti Bansi gibi bir takımı playoff oynattı. Bansi biliyorsun oranın işte Giresun sporu, Hatay Sporu bunu neredeyse Premier Lig'e çıkartıyor. Dolayısıyla potansiyeli olan, sahaya farklı bir oyun sergili, sahaya farklı bir oyun koyan ve daha da önemlisi genç oyuncuları çok fazla oynatan yani gittiği takımda o eskileri çıkartıp yenilerle yoluna devam edip ve iyi işler yapan bir hocadan bahsediyoruz. O yüzden de bunların potansiyelleri var. Bunların yapabilme yapabilme ihtimalleri var ama geçmişte bir şey yapamadıkları için kredileri düşük. Her maç sonrasında, iki maç kötü gittikten sonra tartışılmaya başlanıyor. Kim bu deniyor. Türkiye'de bu çok oldu. Joachim Löw geldi, acayip bir top oynattı Fenerbahçe'ye. Yazılar var. Şimdi yazıları kimin yazdığını söylemeyeyim. Hepsi önemli yerlerde. Var. Stajyer dediler. Evet. Zaten stajyer, e, tamam. Herkes stajyer hayatta. Ben de stajyer oldum. Sen de oldun stajyer. Evet. Stajyerlik diye bir şey var hayatta. Stajyerlik e, kötü bir şey değil. Öğreniyorsun zaten. Öğrenen Löwe stajyer dediler. Sonra adam gitti. Almanya takımında şampiyon oldu falan filan. O yüzden de Türkiye sabreden bir ülke değil. Türkiye bu tip hocalara dayanabilen bir ülke değil. O yüzden Beşiktaşlı bunun hesabını aslında yapmalıydı. Abi, bu tartışmanın olması normal o yüzden de. Şimdi şunu söyleyeceğim. Stajyer Hı? diyorsun. Evet sen sen de stajyerlik yaptın. Ben de stajyer. Hepimiz yaptık. Stajyerken program yaptı. sunulur mu abi? <laughs> ne var program sunmakta? Televizyonculukta... Muhabirlik yaptım. Tamam ama ee, bir moderatörlük veya bir yorumculuk bir stüdyoya. Şimdi futbolda en büyük nedir abi? Teknik direktör. Abi söyleyeceğim. Stajial... Sunuculuk Beşiktaş Hı. teknik direktörlüğü mü? Yoksa sunuculuk Beşiktaş teknik direktörlüğü mü yoksa sunuculuk Beşiktaş teknik direktörlüğü ise Bayern Münih, Liverpool teknik direktörlüğü ne? Böyle bir şey değil ki. Hayır. Yanlış örnekleme yapıyorsun. Şimdi bir kurum için konuşuyorum. Beşiktaş bir kurum. Beşiktaş Türkiye liginin çok büyük bir takımı. Evet. Ama bir dünya markası değil. Bizim ligimizde dünya markası yok zaten dünya markası başka bir hikaye dünya markası var bu hocanın buralarda bu işleri bahsettiğin lig 19. falan Mustafa Ya. bizim evet. ligimiz bu ya burada nerede stajyerlik yapacak şeyde mi yapacak Çin ligine falan mı gitmesi lazım ya Kore ligine mi gidecek yani bizim ülkemizin seviyesini unutarak yorum yapıyorsunuz ya ben bence. 3 büyük takımda abi 4 hmm. büyük takımda Trabzonspor dahil yani böyle e... hoca stajyer değil bu arada. Hocanın ne olursa olsun işte Avusturya Ligi var, şampiyon var vesaire var. Ben demek istediğim şey şu. Bu arada şu. ben hocanın Brentford'da, Southampton'da hmm. e, çok Premier Lig gibi zorlu bir ligde bile çok başarılı olacağını düşünüyorum. Olabilir. Burada Aha. da başarılı olabilir ama ben burada konu şu. Neden tartışılıyor? Bu yüzden tartışılıyor. CV'sine bakılıyor. İşte daha önce başarısı yok, kupası yok. Tartışılacak Beşiktaşlı bunları hesaplaması lazımdı. Hmm. Bu işin tartışılmaması için isimler belli. Jorge Jesus, Şenol Güneş, Lucescu... Fatih Terim. Evet. işte bu isimler geldiği zaman iki maç kaybedince tartışmazsın. Tabi. Sergen Yalçın da eklerim Beşiktaş adına. Evet. O da tartışılmaz. Ama bunlar tecrübeli isimler. Bunlar olmadıktan sonra getireceğin bu tarz yabancılar tartışılacaktır. Ee, zarar veriyor mu bu tartışma? Bence veriyor. Çünkü her maçtan bunu futbolcu da okuyor. Ya futbolcu da belli bir noktadan sonra bu adam gidecek miye gelir kafa olarak. Her maçtan sonra bu kadar tartışılması iyi bir şey değil. Ama burası Türkiye. Bunlar da e, gayet normal. Bugün Okan Buruk bile 3 hafta bir Galatasaray kazanaması tartışılır. Tartışılır tabii. Bu böyle bir, bizim ülkemiz böyle bir, bu, bu tarzda yani tartışılmama için 3-5 tane şampiyonu kazanman lazım. Ya bu arada Fatih Selim hayatta olduğu sürece abi Allah uzun ömür versin. Hı -hı. Galatasaray başına kim Doğru. Başına gelsin tartışılır. Şenol Güneş'in için geçerli. Evet. Ee, bir ışık lazım bu tip durumlarda. Yani hocanın bir ışık vermesi lazım. Bana evet. göre veriyor hoca ışık bu arada. Fiziksel anlamda bir şeyler yaptı. Takımda bir gelişim var ama eksileri var. O eksilerle ilgili ne yapacağı önemli. Şimdi B planı yok diyoruz. Yarın öbür gün bir B planı oluşturursa bir aşamayı daha geçmiş olacak. Mesela üçlü konusunda takıntıydı. 150 maç falan diyordu. Döndü oradan. Set oyunu yapmam diyordu. Oradan döndü yapmaya başladı. Bir update etme özelliği var. Belki de bir B planı oluşturacak ve a evet B planı işliyor diyeceğiz ve hocayı başarılı göreceğiz. O yüzden çok erken gömüyoruz. Bu kadar erken gömmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ya Bu arada çok iyi bir insan abi. İki defa konuşma fırsatım Hı -hı. oldu. Hı -hı. Gerçekten çok iyi bir insan. Ben Valerian İsmail için şunu söylüyorum abi. Ya burada bulunarak kendisine de yazık ediyor bence. Sen bayağı ümitsizsin. Evet. Ee, ya şöyle. Sen e, şimdi abi. E, farkı gelse de ümitsiz olacaktım büyük ihtimal. Ben Bunlar yaşansa. Abi evet ben tekrar söylüyorum. Sen tecrübeli hoca. Tecrübeli abi. Gelsin. Şimdi şöyle ligin birinci haftası. Ama tecrübeli hoca da getirmek kolay değil. Lucescu gelmiyor. Senin, senin tanımında bir tek Şenol Güneş gelsin istiyorsun sen. Ya hayır Lucescu, Şenol Güneş. Soru şu. X bir tecrübeli Soru, şu. Hoca. Soru şu. Evet. Lucescu gelmiyor kardeşim. Lucescu'yu unut. Lucescu gelmiyor. Şenol Güneş Trabzonspor'la anlaştı Mustafa. Evet. Kimi getireceğim? Beşiktaş'a mesela Valen İsmail başarısız oldu diyelim. Başarısız gidiyor diyelim. Şenol Güneş de Trabzon'a imza attı. Ne yapacaksın? Ya bir kulübün tek çaresi olur mu ya? Fatih'im gitti. Cagliari'ye imza attı. Evet. Torino'ya imza attı. Galatasaray'da Okan Buruk iyi değil diyelim mesela. Ne olacak mesela? çözümsüz mü bundan sonra? Mesela Fatih ve Şenol Güneş başka takıma çalışınca koskoca ilk kulübün çözümü kalmıyor mu? Bu mudur yani? Ya hayır bak şimdi Fenerbahçe Hı. bir çözüm buldu kendine. Tamam. Ben Beşiktaş için soruyorum arada, sana. Buldum. Şenol Güneş Trabzon'a imza attı. Ne yapacak Beşiktaş? Abi sadece Şenol Güneş üzerinde konuşmuyorum ben. Hani sen Şenol Güneş gelsin diyorsun ya. Ben Şenol Güneş gelsin diyorum. Evet. Ben de diyorum ki Şenol Hoca başka, başka bir imza attı. Ha. Lucescu'yu getirirsin. Luchescu gelmiyor sevgili kardeşim Türkiye'ye şu anda. Luchescu gelmiyorsa gene ben tecrübeli, olayım. yesus ayarında gene hmm. tecrübeli bir isim bulur getirirsin. Şimdi şöyle ben Valerian İsmail'i eleştirmiyorum. Abi. Valerian İsmail evet çok iyi bir insan. Çok iyi bir hoca da olabilir. Az önce hmm. dediğim gibi bence Beşiktaş'tan ee, daha bütçeli kulüplerde mesela Southampton gibi işte az hmm. önce de belirttim Brentford gibi Premier Lig'de çok garip işler yapabilir. Bir anda 5. 6. bitirebilir orayı. Gerçekten iyi bir teknik direktör. Ama Bazen kan uymaz, doku tutmaz abi olur mu yani bunlar... Sen dışarıda kan uymadı mı diyorsun? Uymadı, uymadı. uymadı. Ligin Çok birinci haftası bir... beraberdik Çok abi. Çok erken bir yorum bu. Ligin birinci haftasında beraberdik. Bir hoca ligin birinci haftasında tribünler tarafından eleştiriliyorsa o, o yol yürünmez. ile ilgili bir şey. Şimdi bide. Sergen Yalçın ilk 10 haftada 15. idi sıfır eleştiri vardı. Sıfır eleştiri yoktu. Basında vardı tribünlerden yoktu abi. Ben sana söyleyeyim bak orada yanılıyorsun. Fenerbahçe maçını kaybetseydi Sergen Yalçın peşinden de Boşakşehir maçı vardı. İki maçta puan kaybetse kalmazdı. Bak tamam abi. Orada, Çok net yani. Orada evet kritik iki tane nüans var. Medya eleştirmiyordu sadece tribün eleştiriyordu o haftalarda. Şimdi şöyle söyleyeceğim abi tamam. Şampiyonluk sezonunu hatırla. Hı, -hı. Sergen Yalçın dönemi. şu an ligin kaçıncı haftasındayız? Yedi mi? 7 Yedi diye. O dönem de yedinci haftada efendim. Yedinci Beşiktaş hafta... oynamaya başladı. Yedinci haftada o on, on falandı abi Beşiktaş. Hayır, yedinci hafta itibariyle çıkışa başladı demek istiyorum. Tamam şunu söyleyeceğim sana. Yani Son... Fenerbahçe Kadıköy'de 4-3 yendi 10 evet. kişiyle bu bir kredidir. Tamam. Bugün de Kadıköy'de Valerian İsmail gitse yense yine kredi olacak. Şimdi yedi, ilk 7 haftaları itibariyle Valerian İsmail kat kat daha iyi bir performans sergiledi değil mi Sergen Yalçın? Puan olarak mı diyorsun? Puan olarak. Galiba öyle. Bakmak evet. lazım. Tabii, tabii değilim. Yani hem sıralama hem puan Hı. olarak. Sıralama, sıralama olarak öyle, öyle olabilir. Evet. Kat kat daha iyi bir performans sergiledi. Abi iki dönemde de sen şahitsin yakından. Hı. Ben de şahidim. Hangi isim daha çok eleştirildi? Sergen Yalçın, bu mukase edemezsin ki. İşte bunu diyor istiyorum. Tamam Sergen ama şartlar eşit değil. İşte ligin birinci haftasında eleştirildi bu adam. Sevgili kardeşim bir tanesi 7 yaşında üzerine formayı giymiş. İndonestan'a çıkmış. Serpilhan Tüzün sen gel bakayım buraya demiş. Evet. Akademide oynamış. 13-14-15 Beşiktaş'ta kalmış. 17'de sahaya çıkmış. 17 yaşında ligde gol atmış. 18 yaşında derbide Fenerbahçe'ye gol atmış. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamış bir Efsane isim. Artı sağ dışı tavrıyla da yine çok sevilmiş bir oyuncu. Umursamazlığı, gamsızlığı, cevapları, hazır cevap olması zekasıyla tribünde kendine özel bir yer edinmiş bir isimden bahsediyoruz. Çok özel bir yetenekten bahsediyoruz. O yüzden de Sergen Yalçın'la Valerian İsmail ilk 7 hafta karşılaşması doğru değil. Aynı krediye sahip değiller bir kere. Evet. Bu öyle bir şey değil yani bu şey için de geçerli. Rıza Çalınbay da olsa ilk 7 haftada böyle olmaz bence. Eleştirilmez bu kadar. Yani ha, yaşın... o, da, o, da, adaylardan biri bence. Tamam Beşiktaş'ın evlatlarından bir tanesi olmak, Beşiktaş'ın çocuğu olmak başka bir hikaye. Valen yani İsmail Fransız yani sonuç itibariyle. Evet. O yüzden ben o şeyi doğru bulmuyorum. Ya burası bir değirmen. Sonuca göre yaşayan camialar bunlar. Hepsi öyle. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Önder Hoca da geldiğinde İkinci Serplan Tüzün öz kaynak düzeni aman hocamız canım hocamız Önder Hoca'ya devam edelim dendi. 3 hafta sürdü. Sonra adam en son midesinden rahatsızlandı yani o, o, hale geldi. Lucescu için işte neler neler söylendi. Şenol Güneş Lucescu milli takımdayken bunak falan dendi. Alzheimer dendi. Şenol Güneş 2 sene şampiyon yaptı. Sonra istifa, istifa diye bağırdı tribün Şenol Güneş'e. İspat ezaratı oldu Şenol Güneş için de. Yani, Belki o milli takım süreci evet, bu, Bunlar evet. olabiliyor tribünlerde. O yüzden de böyle kredisi zaten çok yüksek olması lazım. Valerian'in de kredisi yüksek olmadığı için tartışılıyor. Bu tartışmada biraz bir yaşa zarar veriyor. Doğru. İşte verecek de. Bundan sonrası içinde verecek de abi. Valerian'in İsmail'in <laughs> kredi kazanması için bütün maçlarını kazanması lazım. Bütün mü? Yani abi öncelikle Valerian İsmail bu sene <laughs> şampiyon yapması lazım. Kredi kazanması için. Doğru değil. Bunu kabul ediyorum. Bu benim fikrim değil. Gördüğüm bu abi. Okuduğum tamam. bu. Şampiyon yapması lazım kredi kazanması için. Ama şu an için şampiyonluğa götürecek bir oyun oynanmıyor Beşiktaş'ta. Ve ben tekrar söylüyorum. Ben hoca tarafından konuşuyorum. Ben Valerian İsmail'in kendisine de yazık ettiğini düşünüyorum. Burada bu mücadeleyi vererek. Bizleri bu kadar büyük bir karamsarlığa sürüklediğin için teşekkür ederiz. Yani çok iyi bir insan. Gerçekten çok iyi bir insan. İyi de bir antrenör, iyi de bir hoca. Ama burada olmaz abi. Düşüncelerine bir kısmına katılıyorum. Ama bunun da bir çözüm olmadığını düşünüyorum. Yani 7 hafta kötü hoca değiştir. Bu sezon ikinci oldu hoca değiştir. Bu sezon ben şampiyon olması lazım kısmına katılıyorum. Abi Beşiktaş ikinci olursa başarısızdır kısmına katılmıyorum. Fenerbahçe Galatasaray ikinci olursa başarısızdır kısmına katılmıyorum. Hatta puan farkı az ise üçüncülük bunlar futbolun içinde var ya. Bu her sene yeni hoca yeni sistem yapamazsın yani. Bu sene kim şampiyon oldu diyelim. Beşiktaş oldu zaten sorun yok. Fenerbahçe oldu. Beşiktaş'ta 3 puan geride tamamladı. Abi gönderemezsin hocanı. Gönderemezsin ya. Yani. Böyle bir delilik bu. Ne yapacaksın? Seneye yeni hoca getir. Yeni kadro kur. Yeni sistem. Üçlü bitsin, dörtlü gelsin falan. Bu yap boz da bu işin işten çıkamazsın. Ben Benim dediğim şey bu. Ben kadar katılıyorum abi bu konuda. Eğer Beşiktaş 3 puan geride, 5 puan geride tamamlarsa ligi Hı -hı. şampiyondan kesinlikle Valerian İsmail ile devam edilmeli. Sen şimdiden gönderilmesi lazım diyorsun şampiyon olmak için. Sen, bir, sen nasıl bana katılıyorsun? Abi bu fikrine katılıyorum. Evet. Ben Beşiktaş'ın en az hmm. 10 puan şampiyonun en az 10 puan gerisinde olacağını düşünüyorum. Hmm, tamam peki. Senin düşünce Tamam o senin düşüncen. Yani fikrine de kesinlikle katılıyorum. Eğer Valerian İsmail 3 puan Bunu veya 5 görmemiz var, için ne olması lazım? Bekleyip yaşayıp görmemiz Sen lazım. Sen mi şimdiden gitsin diyorsun? Abi bu benim fikrim. Hmm. Ben benim doğrum bu. Beşiktaş senin gibiler Valerian... tur futbolunu bitiren düşünce işte bu Abi arkadaşlar. Asla asla. Neyse devam edelim. Buradan da derbiye geçmiş olalım. Geçelim böylelikle. derbiye. Dilersen. Tabi son hafta maçlarına bakarsan, oyuna bakarsan Fenerbahçe favori görüyor herkes. Hatta biri tweet atmış bana abi Fenerbahçe bizi duman eder diye bir Beşiktaş tarafta. Derbiler de öyle bir şey değil. Tabi. Derbi başka bir hikaye. Ne derbiler gördük biz yani favoriler çıktı, yenildi, o oldu, bu oldu. En yakın örnek Sergen Yalçın'ın Kadıköy'e çıktığı maç. Evet yani o maçta belki Sergen Yalçın gidecekti. Gitti 10 kişiyle 4 tane attı falan Necip, Bir de stoper Necip Montero ile çıkmıştı yani Çok tabii. acayip bir stoper e, Hatta ile çıkmıştı Derbi başka bir hikaye Özellikle kendi sahandaysan sen favorisin bir kere Beşiktaş'ın sahasında olduğu için Beşiktaş maçın favorisi Açık konuşayım bunu Fenerbahçe'nin oyunu iyi olabilir Fenerbahçe'nin yorgunluğu başka başka planları olabilir ama Tribün baskısı Üstelik Beşiktaş coşkuyla oynayan bir takım Yani fizik gücüne coşku ve iştah Ekleyen bir takım ve tribünle beraber Bence coşkulu oynayacaktır Yani ben Fenerbahçe favori demem %51 Beşiktaş diyorum ben maçla ilgili. Ama tabii ki Jorge Jesus gibi 5 tane falan ayrı plan olan bir hocadan bahsediyoruz. Tabii ki Beşiktaş'ın B planı konusunda sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Ama Beşiktaş'ın da fizik kalitesiyle yüklendiğini, vegorsa yüklendiğini ve daha da önemlisi komutan dönüyor yani. Komutan <laughs> haftalardır yok komutan. Komutan yok haftalardır. Bunu da atlamayalım. Bu bir gerçek. Ee, Beşiktaş şeyi başaramadı. Fenerbahçe'nin yaptığı gibi ben 20 oyuncuyla oynarım. Biri olmazsa ben rahatım. Üçü de olmasın. Ben oynarım falan yapamadı belli ki. Biraz zorlanıyor. B planı olduğu zaman, sana tedbir aldıkları zaman açamıyorsun oyunu. Açacak adam yok. Açacak adam nerede? Sakat. Onda sakatlığı çok acayip bir şey. şimdi gezallı Beşiktaş başka bir hikaye olabilir tabii ki. Tabii. Gezal ligin winnerlarından bir tanesi. Gezal ligin en en çok var ya en çokları, en çok çalım atan, en çok şut çeken, en çok isabetli onlardan bir tanesi. Gezal gelecek ve oyun şekli değişebilir. Çünkü sıkıştığı anda araya bir iki tane yerleştirebilen bir oyuncu var. O asisti yapabilecek, o ortayı kesebilecek, kafayı kaldırdığı zaman ve gorsu gördüğü zaman bir şeyler yapabilecek bir oyuncu var. O yüzden de Gezal'lı Beşiktaş'ın çok da böyle hani insanlar diyor ki Beşiktaş favori değil falan başka. böyle düşünmüyorum. Kendi sahasında oynayacak. Coşku olacak. Hırslı oyuncuları var. Vegos gibi, Getson gibi. O yüzden de ben çok Beşiktaş adına çok umutsuz değilim. Çözmesi gereken sorunlar var. Bir kaleci sorunu çözecek. Bu milli maç arasında. Evet. Sadece sözleşmeden bahsetmiyorum ben bu arada. Sözleşme imzalandı. O tamam bitti falan değil hikaye. Kaleci sorunun çözülmesi lazım. Mental anlamda kalecilerin hazır edilmesi lazım. Mert oynayacak? Ersin mi oynayacak, Emre mi oynayacak bir karar verilmesi lazım. Fenerbahçe bütün takımı rotasyon yapıyor. Kaleci rotasyon yapmıyor. Çünkü kaleci rotasyonu diye bir şey yok. Dünyada. Olmaz, evet. Görmedik biz. O yüzden zaten o Emre Bilgin de çok acayip bir karardı. Yani durup dururken Emre'nin geçmesi de Emre geçti mi o zaman Emre devam edecek abi. 5 maç 6 maç Emre'yi oynatacaksın. Yani 2 maç Emre, 2 maç Ersin böyle bir rotasyon ya kalede. E, İcat çıkarmaya gerek yok. Futbolun futbolun belli başlı kuralları var. Ee, sonuç itibariyle tamam değişiklik iyidir, denemek iyidir ama bir şey de hiç kimse denemiyorsa sen de Yani Klopp falan denemiyorsa <laughs> veya, mesela, veya Guardiola denemiyorsa veya işte Bayern Münih her hafta kalecisini değiştirmiyorsa iki hafta denemeyeceğiz Çünkü böyle bir şey değil. Kaleci orada sabittir. Tabii. Kaleci 40 maç oynar abicim. O yüzden de orada bir karar vereceksin. Emre mi, Ersin mi, Mert mi atacaksın sahaya. Bu kadar çok kaleci değiştirilmez. Bunun dışında ikinci bir plan yapacaksın. Hatta üçüncü bir plan yapacaksın. Bunun üzerine çalışacaksın. Ve tabii ki Gezal'dan doğru faydalanacaksın. O da bir problem olabilir. Gezal iyi oynamazsa. Bunları yaparsan böyle bir atmosferde, maç atmosferinde, derbe atmosferinde bu maçtan galip çıkabilirsin. Bu benim için sürpriz olmaz. Yani bana ben şey demiyorum. Fenerbahçe kazanır, Fenerbahçe favori falan hiç çok kafada değilim ben. Kendi sahasında oynayan derbilerde maç Kadıköy'de olsa Fenerbahçe favoriydi. Bence Fenerbahçe kaybetmez abi. <laughs> sen sen Beşiktaş konusu korkunç olumsuzluğunu evet. sürdürmede olabilir bu arada. Ben tamam bu senin düşüncen. Ya ee... bu bir büyük bir maç, çok büyük bir maç. Evet. O tansiyonu ben Yesus'un iyi yöneteceğini düşünüyorum. Yönetebilir Çok alışık bu işte. Hatta yani böyle e bilirsin böyle büyük ve Hı -hı. E kurt kurt tabiri doğru abi. Kurt Hı -hı. hocalar kavga falan çıkarttırır böyle derbilerde bazı oyuncularına görev verir yani. Böyle bir şey de yaşanabilir. Zaten en büyük Beşiktaş'ın en büyük sorunu bence şu olacak. Fenerbahçe'nin ne oynayacağını bilmiyor. Çünkü Fenerbahçe Adana Demirspor maçı topu rakibe bıraktı. Evet. Kendi sahasında üstelik. Bir ara %60 falan oynuyordu Adana Demirspor. 3-0 Fenerbahçe öndeydi. Bazen Alanya maçında olduğu gibi 8 kişiyle hücum ediyor. Topu tamamen kendi alıyor. Bazen geçiş oyunu oynuyor. Bazen fiziksel mücadele yapıyor. Ren maçında bambaşka bir oyun oynadı. Tabii. En büyük Beşiktaş'ın sıkıntısı bence olacak. Yani Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilmemek büyük problem. Yani rakibinin nereden saldıracağını bilmiyorsun. Evet yani Çok... nasıl nasıl bir strateji yapacağını bilmiyor. Evet. Ee, o bir problem tabii Ve ki. Ve tansiyon Kusura. yönetiminin de hem daha tecrübeli oyuncular olması nedeniyle hem hocasının daha tecrübeli olması nedeniyle Fenerbahçe'yi dağılması. Aa tribün bir atmosfer derbisi oluyor. Şey, orada o, dediğin gibi bir coşkuya kapıları Beşiktaş'ın. Evet. Adını. Evet. Bu da olabilir. O da olabilir. Ama Fenerbahçe kaybetmez önüne geliyor. Galatasaray geliyormuş. kendi sahasında derbilerde favori. Fenerbahçe favori. Beşiktaş favoridir. Trabzon da favoridir. Kendi sahanda artık derbiler böyle çünkü. Yıllardır böyle Türkiye'de. Bunu unutmamak lazım. Tamamdır. Var mı ekleyeceğim bir şey abi? Yok. O zaman hakemlere geçelim dilersen. Geçelim. Ee, algoritmayla başlayan sezon ve hakemler daha 7 hafta oldu. Haklı bir şekilde çok eleştiriliyor. Hakem konusu ben size söyleyeyim. Taraftarın beklentisi hakemlerle ilgili kulüplerin açıklama yapması başkanların maç sonu açıklama yapması. Çıkması yumruğunu vur başkan, maç sonu bağır başkan, düdük astır başkan. Ee, bunun faydası var mı ya? Ciddi soruyorum sence. Bu işin... Abi yok da bu insanların içi nasıl soğuyacak da, ya? Bu işin A babası kim? Aziz Yıldırım. Evet. Bu işin babası olan. Yani çünkü bu <laughs> öyle uzun yıllar o şekilde domine etti. Yani bu o ligi domine et demiyorum. O davranışıyla spor kamuoyunu domine etti. yaradı şey ama. Hakim, tartışmalı. Hakem odası bastı mı? Yani kendi söylemi basmadım ama gerekirse basarım. Gerekirse basarım dedi. Basmaktan kazı indi hakem odası sen ne evet. yapıyorsun dedi. Demek ki gerekmiş bir yer. İner miydi koridorlara hakemlere tabii orada abi. racon keser miydi? Her Keserdim. şey tabii tabii. Bir açıklaması var. O hakem bizim maça verirseniz Özgür Yankaya galiba. Evet. Stat aşağı iner dedi. Yani Kadıköy'den geçmesin dedi. Evet. Stat aşağı iner dedi. Bu resmen evet. tehdit gibi bir şey tabii. aslında. Bundan hepsini yaptı. Ne oldu sonuçta? Çok Galatasaray şampiyonluğu gördü. Tabii. 6 şampiyonu var galiba 18 yılda. Hı hı hı. Yani çok büyük böyle bir hakemleri bastıra bastıra çok böyle o oh şampiyonu falan almadı. 8-9 Galatasaray daha fazla şampiyon oldu. O yüzden de e, bir de şu mantıkla gidelim. Bütün camialar hakemler başkanlarına bastırdı konuş diye. 4 takım başkanı her hafta baştan sonra konuşuyor hakemlerle ilgili. de şampiyon mu olacak? Yine biri olacak. Ya tabii ki. E, diğerlerinin yine işe yaramayacak. Abi taraftarın içi soğumuyor haklı olarak Ben sana bir oluyor. söyleyeyim. Maç sonu hakem konuşması tamamen taraftarın gazını almak için yapılan evet. hiçbir anlamı olmayan, hiçbir etkisi olmayan işler. Biz şu hakemi şu maçı istemeyiz dendi. Geldi o hakem. İki hafta mı geldi hatta üstü? Halil istemiyorum dedi yani Sergen Yalçın. Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. i̇lk yaşandı. Geçen yakınlarda Fenerbahçe'nin de o hakemler iyi değil falan filan istemeyiz o da geldi. Yasin Kol düdük asacaktı. Kamuoyu düdük astılacak falan. Ne oldu? Maç yönetiyor. Evet. Birçok hakem istenmiyor, gelmiyor, etmiyor. Bunların hiçbir etkisi yok yani. Bunu artık görmek lazım. Senin gibi iç soğutma. Evet. Hakim üzerine bir etkisi yok. O yüzden şunu söylerim. Kim yönetilse yönetsin. Gel Beşiktaş üzerinden gidelim. Hangi hakemler? Geçen bir arkadaşla da konuştuk. Hangi hakemlerin gelmesini istersin Beşiktaş maçına? İlker, pardon Yasin Kol. İster misin? Yani. Camia ister mi? Camiye istemez. İstemez. Mete Kalkavan? Onu bir ara isterdi de. Hayır. Soyunma odasında hani... Soyunma son. Odası'na girdi, böyle havaya baktı, sarı kart gösterdi Josep'e. Evet. Tartıştı değil mi? trabzon tartışmadı tartışmalı geçen hafta. Evet. Halil Umut Meder ister mi? İstemez. Okey. Zorba Küçük? Onu Bayağı istemiyor. Hakemliği yetersiz Öyle. bulunuyor. Tamam. İşte UEFA falan filan <laughs> bir sürü <laughs> Elimizde Yaşar Kemal Uğurlu var. <laughs> Onu kesin istemem. <laughs> tamam. Yine elimizde Arda Kardeşler var. İster misiniz? Bunları saydım 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 şöyle baktık birbirimize. Abi, kimseyi isti... çünkü hakem silviyesi çok düşük. Evet yönetim seviyesi çok düşük. O yüzden de hikaye o gelsin bu gelsin değil abi. Hakem bulamazsın. Geçen yıl güzel bir operasyon yapılmıştı hakemlere. Hakem bulamazsın. Karşı çıktınız. Evet. Hep bu, beraber. Tamam o güzel operasyonda ben sana söyleyeyim bak. Ee, Yaşar Kemal Uğurlu, Arda Kardeşler, o bu falan hepsini topla. Tamamını topla bana göre. Ee, Fırat Aydınus'un bir gözünü kapat. Tamam. Bir bacağında bağla koşmasın tekerlekli sahneye iyi maç yönetir. Yani tamam ama sonuç ha. olarak bu bir gözdağıdır. Cüneyt Çakır da aynı şekilde. İster sev ister sevme. Bunların yanında falan büyük hakem Cüneyt Çakır. Tabii ki Çakır'da. çok büyük tamam. hakem ikisi. O yüzden de e, o operasyonun amacı neydi? Biraz ona bakmak lazım. Doğru bir operasyon değildi bence. Neyse onu geçelim. O operasyonda bir numaralı hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ydu. Listenin en başına koydular Yaşar Hoca'yı. Yani senin desteklerin operasyonda bizim en iyi elit hakemimiz Yaşar Kemal Uğurlu resmen en üste kondu. Ya ama bir göz dahaydı diğer hakem. Göz daha göz daha. Sonuçta ben doğru bulmuyorum. Neyse. E, eldeki malzeme bu mu? Bu. Demek ki sen maç sonunda onu istemiyorum, bunu istemiyorum da bu işe başa çıkamazsın. Çünkü bir sürü yetersiz gördüğün hakem var. İyi yönetmiyor dediğin hakem var. Hangi birinden sıyrılacaksın? Mesela üç tane hakem belirleyip hep onlar mı yönetecek senin maçını? O yüzden de hakem kulüplerin maç sonu yaptığı açıklamalar hikaye bu işin değişmesini istiyorsa 4 tane büyük kulüp oturacaklar. MHK ile ilgili bir düzenleme isteyecekler. MHK'nın yeniden yapılanması lazım. Hakem yetiştirilmesine kulüpler müdahale edecek. Kriterler konacak. Hakemlik padişahlık gibi babadan oğula geçmeyecek. Hakemlikte bir liyakat olacak. Hakeme, hakemliğe alış sınavları, hakemliğe giriş sınavları bunlar özel bir seviyesi olacak ve bunları kulüpler gerekiyorsa oturacaklar, federasyona beraber belirleyecekler. Genç ta, genç 20 tane hakem belirledin. Parayı bastıracaksın, etkinsini getireceksin. Bu adamlara dert verecek. Ne yapmaları gerektiğini, tribünden etkilenmemeleri gerektiğini, çok fazla böyle bir ne derler? Meşhur var ya bir Türk hakeminin en büyük sorunlarından bir tanesi. Eyyam eyyam yapmaması gerektiğini, futbolcu psikolojisini kimisine bence hakemleri çok net söylüyorum bak. Mutlaka amatör ligde top oynamış adamlardan seçeceksin. Futbol oyuncu, futbol oynamış olacaklar bunlar. Futbol oynamadığı zaman işin ruhunu bilmiyor. İşin hikayesini bilmiyor. Bu adamları seçeceksin. Futbolu oynamış olması lazım. Amatörde, üçüncülükte neyse. Daha sonra çok iyi bir eğitimden geçmesi lazım. Uluslararası hakemlerin gerekiyorsa parayı bastırıp Ulenberg falan diye danışman falan değil abi. Danışman dünyanın en yalan işi yani danışmanlık. Parayı bastıracaksın Roy Atkinson'a. Gerekirse hakemleri oraya göndereceksin. Adam ayda iki kez, üç kez bu hakemlere ders verecek. Yeni bir hakem jenerasyonu oluşturacaksın. Böyle babasıyla, anasıyla, dadasıyla falan filan değil. Hakikaten hak eden hakemler gelecek. Böyle düzeltilsin. Premierlikte ne yapıyor kulüpler? Futbolu yönetiyor. Futbolu kulüp yönetiyor. Evet. Hakem yapısını kulüp yönetiyor. Sen dört büyük kulüp olarak oturacaksın. Sen güçlüsün abi. Sen bu ligi domine ediyorsun. Sen bunu yapacaksın. Temelden müdahale edeceksin. Ben onu maçıma istemem. O hakem düdük assın falan bunların hiçbir anlamı yok. Asıyor düdük ne oluyor abi? Bu Bülent Yıldırım'a çok tepki oldu. Düdük astı. Fikret Orman'ın şey var ya Bülent ne iyi çocuğu kardeşim falan diyor ya bir açıklaması var. Düdük, tam düdük astı tamam. Rahmetli Başkan Özhan Canay'ın düdük astırdı. Ali Aydın'a. Düdük astı e ee? yerine gelen şey mi geliyor yerine? Kolina mı geliyor? Gelmiyor yani yine aynı adam geliyor. Yani başka tarzda aynı eğitimden çıkmış, aynı tedisattan çıkmış, aynı akademiden çıkmış adam geliyor. Sen diyorsun ki düdük astı düdük astı e Düdük asıyoruz. Bu değil. Düdük asarak olmaz. Hakem eğitim sistemi, hakem gelişme sistemi değişecek. Dört büyükler buna müdahale edecek. Gerekirse parasını verecek. ha. Diyecek ki Roy Atkinson ayda 50 bin, yılda 100 bin pound'a ders veriyor. Abi 25-25 kesecek Federasyon dört büyüklerden gerekiyorsa o adamı getireceksin 20 yaşı 21 yaşındaki genç çocuklara, genç hakemlere eğitim verecek. Futbol oynamış olacaklar mutlaka. O şart olacak. Kimsenin torunu, kimsenin oğlu olmayacak. O şart olacak. Bu şekilde e, hakem sorunu düzelir. Yani böyle maç sonu açıklamalar taraftarın işi sor. Masaya yiyorum vurdu burada helal olsun. Tamam gitti. Serkan Çınar mıydı Rize'de? Evet. Gitti sezon sonu. Gitti. Yaşar Kemal Oğlu geldi. <laughs> Artık kardeşler geldi. Yani bu değil ki. Sorun bu değil. Aynı. Bu şöyle bir şey yani. Bir okuldan mühendis yetiştiriyorsun. Mühendis, mühendisi. Mühendisin hocası Mustafa. Diğer hocası da Fırat. Diğer hocası da Ahmet. Onlardan öğreniyor. Mühendis. Alıyorsun mühendisi işe. Köprü yapıyorsun. Köprü yıkılıyor. Atın bu mühendis diyorsun. Yerine aynı okuldan aynı hocalardan çıkmış mühendisi getiriyorsun. Ne sonuç alacaksın? Temele dalacaklar. İşin hikayesi bu. Hakem sorunu. Yani öyle baş son açıklamalarla falan öyle bir şey değil bu. Tamamdır abi. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. O zaman geçelim son konumuz. Türk Futbolu'nun en büyük teknik direktörlerinden birinin Hı. belgeseli yapıldı. Falan. Kariyer en büyüğü. Evet. kupa. Tabii. Kupa ya dönüp kupaya bakarsan en büyüğü. Tabii. 8 şampiyonluk. Bir kere de sadece UEFA kupası yeterli. Bir ama. UEFA. UEFA zaten yeterli. Bak ben sana bir söyleyeyim. UEFA alsa, iki şampiyonluğu olsa böyle olmaz. Onu da unutma. Unutulur yani. Tabii. 8 şampiyonluk da önemli. Fiorentina. Fiorentina, Milan. Milan. Yani. Kariyerine bak ne en iyisi, bir numarası. Belgeseli yapıldı. Hı. Ee, belirli bir kesim çok sevdi. Belirli bir kesim beğenmedi. Terim, terim belgesini izledim. Çok iyi bir yapım olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Her Galatasaraylı'nın büyük bir keyif alacağı, çok mutlu olacağı, keyifli bir yapım olmuş. Ama belgesel değil. Ne abi? O bir belgesel değil. O bir yapım. Evet. Bir e, tanıtım. Fatih Hoca tanıt tanıtıyor yani Fatih Biyografi. Hoca. Değil biyografi. Yani geniş çaplı biyografi gibi yani. Bence biyografi değil. Çünkü ben biyografi konusunda ya birçok konuda bak birçok konuda mütevazı davranabilirim ama biyografi ve belgesel konusunda mütevazı davranamam çünkü çok izliyorum ve çok okuyorum. Yani ben de şu, herkesin biyografisini okumaya çalışıyorum. Hit, ama böyle Hitler biyografisi de var benim kütüphanemde biliyorsun burada kütüphane. Burada tam arkamda. Metin Akpınar da var. Müjdat Gezen de var. Şimdi yeni Cüneyt Arkın aldım. Yani okuyorum insanların ne yaptığını. Churchill'ı okudum, onu okudum. Yani biyografinin ne olduğunu biliyorum ve bende bir de belgesel hastalığı var. Yani 2. Dünya Savaşı belgeselleri, futbol belgeselleri, tarihle ilgili belgeseller falan hepsini izliyorum. Bu biyografi veya belgesel değil. Bu bir yapım. Hocaya hak ettiği değeri veren bir yapım. Buna sözüm yok. Hoca bunları hak ediyor kazandığı başarılarla. Ama belgesel dediğin şeyde, biyografik belgesellerde hayatın her şeyi vardır, her dönemi vardır. Zafer vardır, mutluluk vardır. Hırs vardır, kazandığın kupalar vardır, iyi özelliklerin vardır, madalyaların vardır. Ama mutsuzluk da vardır, üzüntü de vardır, hayal kırıklığı da vardır. Sen bir adam biliyor musun ki hayatı boyunca mutlu olsun, mutsuzluk hiç yaşamasın? Böyle bir şey değil ki bu hayat. Yani ne diyordu Behzat Ç'de Savcı Esra? Ben senin de mutsuzluğa da varım diyordu. Mutsuzluk diye bir şey var bu hayatta, hayal kırıklığı diye bir şey var bu hayatta. O yüzden de krizler var. Üstelik bu adam kavganın, krizin Kralı yani. Hani evet. her türlü krizin içine dalmış. Her türlü savaşın içine dalmış. Kavga etmiş. Çok kızdırmış insanları. E, rakipleri çok kızdırmış. Herkes öfke dolmuş. E, yedek kulübesiyle zaman zaman uğraşmış. Hakeme dayılanmış. Yabancı yurt dışında da bunları yapmış bu arada. Yani e, anlatıyor işte. bir Fiorentina'da falan hoca korkuyormuş oyuncular. İşte Ümit Daval'a anlatıyor. Hacı'ya bunu yapan bize ne yapmaz diye korktuk evet. diyor. Şey bir adam yani. Bu kiban naif falan takılmamış. Hayatım önce bu kavganın da içinde olmuş. Sen bu belgeselde hiçbir kavga, hiçbir krize, belgesel değil pardon, bu yapımda hiçbir şeye yer vermiyorsun. Çok yakında aynı platformda Figo belgeseli var. Evet, hayatımda <laughs> izlediğim abi. Tamam. En iyi. Figo'nun o da arkadaşıyla konuşmuş. O da arkadaşı Guardiola bu arada bir <laughs> arkadaş. En yakınlarıyla konuşmuş. destekleyenlerle konuşmuş. Real Madrid'e geldiğinde işte Real Madrid'in Yıldızlarıyla konuşulmuş başka bir seviyeydi falan diyor. Mesela Guardiola diyor ki böyle bir oyuncu ilk defa gördük falan diyor. Şey demişler hatta ne getirdi ya buraya falan evet. demiş. Övgüler, övgüler, övgüler ama diğer tarafta da konuşmuş. Barcelona başkanı adama yalancı diyor ya belgeselde. Tabii. Bir belgeselde yalancılar <laughs> mısın? Yalancı diyor. Menajeriyle belli ki küsler. Evet. Menajeri başka bir şey anlatıyor. Transfer süreciyle ilgili o başka bir şey anlatıyor. Menajeri diyor ki Figo böyle böyle dedi diyor. menajerine anlatıyorlar. Menajeri Falan yapıyor. Yani evet. yalan söylüyor diyor. Barcelona başkanı koskoca Barcelona'yı kandırdı diyor. Bir gazetecide sorun yaşamış. Evet. Barcelona taraftarının ettiği küfürler açtığı pankartlar sansürsüz bir şekilde hepsi yer almışlar. Yani belgesel budur. Evet. Bir insan hayatına ilişkin artıları, eksileri koyacaksın ki ne olduğunu anlayacaksın. Ben bir tane şey öğrendim. O belgeselde Figo ile ilgili. Ama Fatih Terim ilgili yapımda bildiğimiz şeyler abi. Adamın yani kazandığı zaferleri anlatıyorsun. E zaten biliyoruz. Zaten alkışlanmış vaziyette. Onların Bak, perde arkası gibi bir tık. Girerken zaten en iyi istedik şu anda Türkiye'nin. Tabii. En bunu yani damadı diyor ki babam kaybetmeyi hiç sevmez. Bilgi bu mu abi Şaka yani? Yapıyoruz. Bizim bilgimiz bu mu şimdi mesela? Ben Fatih Terim'in herhalde ortalama bir 15 ile 70 yaş arası Türkiye'de herkes Fatih Terim'in kaybetmeyi sevmediğini biliyor. Bu bir bilgi değil. Bunu... Abi benim annem biliyor ya. Futbolla ilgisi yok. <laughs> Bunun üzerine bir bahsettiğimiz zaman ülkenin en savaşçı falan hocasından bahsediyoruz. Ya. Yani, bu bilgi değil, bu hikaye bunun üzerine yapmak çok mantıksız. Ve Fatih Terim'in hayatında acayip krizler var yani. Teknik direktörlük kariyerinde. 2008 bir İsviçre maçı oynadı Türkiye. Tarihe geçen saldırın hikayesi. Hatırlıyorsun Tabii değil mi? Tabii komutan gibi orada futbolcular. Hocam uçarak falan yani Şifa Mehmet Mesela Mehmet Özlülük yardımcı hocayı dünyanın en efendi, en kibar adamlarından bir tanesi. Tekme atıyordu en son gördüğümüzde arkadan. Şimdi oradaki mesela o maçı çok büyük cezalar aldık. Evet. O maç o hale nasıl geldi? Hoca orada hata yaptığını düşünüyor mu? Ee, o atmosfer, o hırs nasıl oluştu? 2016 prim mevzusu. Evet. Arda Turan'la yaşadıkları var. Burak Yılmaz'la yaşadıkları var. Büyük mevzular var. Ünal Aysal eleman dedi. Türkiye'nin en başarılı hocasına... Adam elemanımız falan ne hissetti? Kızdı mı? Öfkelendi mi? Ünal niye yok ya belgeselde? Anlatsın bir de o. Niye, niye onu yaşadığını? Anlatsın. Ben olsam İsviçre hocasını konuşturdum. Tabii. O, o maçın İsviçre hocasını. Figo'da olduğu gibi. Ben olsam orada bir numara yok ya. Burak Elmas. Tabii. Bir başkan düşün Fatih Terim sayesinde seçilmiş, 6 ay sonra hocayı göndermiş. En önemli icatı Fatih Terim'i göndermiş. Bana göre Fatih Terim'in hayatındaki en büyük hayal kırıklığı, en büyük. Evet. Çok kızmıştır, çok öfkelenmiştir. Abi bunların hiçbirisi yok. Yani asıl bunlar olursa işte o zaman belgesel diyorsun. Abi bu Fatih Hoca'yı onurlandırmak. Bu kadar. Şeref vermek, yaptıkların güzel işlerin bir tık perde arkası. Şimdi Figo'da orada direkt bir olay üzerinde kilitleniyor. Figo'nun başarılarına falan kilitlenmiyor belki. Ama yine şeyden yok canım şeyde ben Sporting'de ne kadar başarılı olduğunu çok az bir bölümü. Ama Sporting'de gelecek zaten bir bölüm diğeri dört bölüm. Yani zaten tabii ki bütün hayatını anlatmıyor ama zaten Arsene Wenger'den de esinlenmişler bu arada. Ama Ers, Arsene Wenger'in de e, bir tane gazeteci İzledin mi belgeseli bilmiyorum Arsen Wenger belgeselini. 7. hafta Arsenal'in başına geçmiş geliyor taksiye biniyor Arsen Wenger. Ee, diyor ki çok üzüldüm diyor sizin diyor ayrılmanıza diyor taksici. Adam Fransa'ya gitmiş gelmiş milli maç arasında nasıl diyor? Sizi gönderdi Arsenal diyor taksici. Ne diyorsun sen ya falan diyor bilmem ne. Geliyor şeyin önüne bir skandal var bir gazeteci skandal uydurmuş. Onunla ilgili sorular soruyor özel hayatıyla ilgili falan filan bilmem ne. O, rapor o soru var ha soru anı var falan yani Bunların olması lazım. Olumsuzlukların olması lazım. E Ferguson konuşmuş. Şimdi Fatih Terim'in sen niye rakiplerini konuşmuyorsun ki? Tabii. Şimdi Ferguson konuşuyor. Bir maç hakem yüzünden kaybetmişler. O konuşuluyor mesela. Yaşadığı hayal kırıklığı konuşuluyor. Diyor ki, bir maçta Manchester'a kaybettik. O maçı kaybetmeseydik Manchester'ın üstünlüğü başlamazdı diyor. Başıma dünya yıkıldı falan diyor. Yani bir belgeselde hayat anlatıyorsan eğer başarılar da olacak, başarısızlıklar da olacak. Bu bir hocayı Yücelten hak, hak ediyordu bu arada. Galatasaray'ları mutlu eden çünkü Fatih demek Galatasaray'ın başarısı demek. Her Galatasaray'ı izlemek ister. Çok net yani. Adam 8 şampiyonluk UEFA. Mutlu eder Galatasaray'ı. Galatasaray'ların gururlanması çok normal bu arada. Netflix gibi dünyaca ünlü platformda Fatih Hoca belgeseli var. Tabi gururlanacaklar. Çok da iyi iş. Yapanın da emeğine sağlık. Ama belgesel değil. Şöyle abi ben de çok hani bir dakikalık bir görüşme Hı -hı. istiyorum bununla alakalı. Sonra da programı bitiririz zaten. Ben Galatasaraylı değilim abi bazen programda yorumlara yazıyorlar biliyorum. işte İşte Galatasaray falan. Ben Galatasaraylı değilim ama Bir Türk bir evet, e, bir Türk futbol sever olarak ya bunu izlemek dediğin gibi belgesel olarak değil ama bunu seyretmek benim çok hoşuma gitti. Ben de seyrettim. Yani Fatih kadar. Terim'i Yap bak bir kez daha yapanların emeğine sağlık. Ve iddia ediyorum ki Fatih hı hı. Terim'i sevmeyenler bile gizliden gizliden açıp onu böyle evde. Ya ben şey karşısında yorumlarda görüyorum. Niye söylediğim kardeşim falan filan. Ya hikaye o değil. Hikaye bir Adana'dan araba iterek 7 yaşında babasıyla beraber sokaklarda e, seyyar satıcılık yapan bir babanın oğlu ve oradan Milan'ın hocalığına yükselme hikayesine tamam. bakmak lazım. Sırf onun için seyredilir tabii ki. Ben de seyrettim. Ve şey demiyorum ya kötüymüş falan demiyorum. Tabii ki iyi yapın. Yapan bir kez daha emeğine sağlık, eline sağlık. Fas güzel Hoca'nın yapın. da şeyini de beğendim yani. E, evet evet evet. evet. Yani Bir tık oyunculuk da var orada evet, böyle. Ama abi. belgesel böyle olmaz. Benim itirazım o Evet. O belgesel değil. Ben... Belgesel olarak okumayalım bunu o zaman. Evet. Belgesel, dizi. Belgesel, belgesel Figo. O çok iyiydi. O Florentino <laughs> Perez'in geldiği sahneyi. <laughs> tabii tabii. Ya spoiler vermeyelim ama unutamam sene de yani. bir program yapabiliriz. Yani Olur abi. E, adamların iki yıl ne, şampiyonlar gibi kazanmışlardı? Neye kazanmışlardı? İki yıl şampiyon iki yıl Hı -hı. şampiyon olduktan sonra başkanların değiştirmesi de yani şampiyon olmuşlar son iki sene. Başkanları değişiyor. Evet. Adam şey diyor. İki yıl şampiyonluk da diyor. Real Madrid bu değil ki diyor. Ben Şampiyonlar Ligi'ni alıp bir de dünyanın en iyilerini almamız lazım per diyor. Ya Perez'in geliş süreci falan. Bir de yıllar sonra Perez şu anda şey hala başkan. Perez. Heh. Şimdi yıllar sonra e, adamın figörü arayıp her şey seninle başladı demesi de çok etkileyici bir cümle. Tabii. Yani Real Madrid'in o winner'lığı elbette. Los Galacticos'u onunla evet, başlattı. Evet onunla yani. başladı ve bu bir gelenek oldu. En iyilerini Real Madrid alır geleneğini adam orada başlattı bir kez daha. O da çok etkileyiciydi. İşte belgesel ben, ben izlediğim belgeselde Churchill'de Churchill'e neler neler diyorlar. Yani adam bunak diyorlar. Daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda falan adam kaybetmiş loser diyorlar o diyorlar bu diyorlar. Ama bir yandan da yaptığı çok büyük işler var vesaire. Ben insan hayatının başarıyla başarısızlıklarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine Türkiye şartı diyorum abi. Ali Koç'u çıkartıp konuşturamazsın Fazil'in belgeselinde. Kimi? Ali Koç'u. Konuşmaz. Ünal Aysel'i konuşurman lazım. Konuşmaz. konuşmasın. İşte, konuşmasın. konuşması Mesela lazım? Mesela Burak Elmasa, bugün Fatih'in belgeseli gitsem yüzüne kapatır kapıyı. Kültürel bir durumdan bahsediyoruz. Evet, 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 evet. Hı. Tamam. Şimdi orada ülke şartlarına göre diyorsun. Katılıyorum. Ama sonuç itibariyle bizim görmek istediğimiz şey o bu. bu şartlar değil. Daha <laughs> formal şartlar. Yani daha birbirimize anlayışlı olduğumuz, daha konuşabildiğimiz, daha herkesin konuştuğu ve konuşmanın ayıp olmadığı, konuşmanın kötü bir şey olmadığı, iletişimin çok açık olduğu bir hayat istiyoruz biz sonuç itibariyle. Bunu da söylememiz lazım. Yani ülke bu, biz de bunu kabul ediyoruz dersek o zaman hiçbir gelişim sağlayamayız ki. Biz doğrusunu söyleyelim. Doğrusu Figo. Doğrusu Wenger. Doğrusu Figo belgeseli. Belgesel olur. Belgeselde olumsuzluklar da olur. Krizler de olur. Ben şeyi merak ediyorum. Ben zaten adamın yaptığı başarıları şahit oldum ben. Benim gençliğim bunları izlemekle geçti. Galatasaray'ın başarılarına ben şahit oldum yani. Gördüm hepsinin ne olduğunu da biliyorum yani. İşte Hertha Berlin maçı, Leeds maçı falan adamın öldürülmesi, Taksim'de falan hepsini bir de insan 19-20 yaşında daha da böyle futbolla yatıp futbolla kalkıyor ya ben 3 gazete falan alıyordum böyle spor sahibinden yani. hepsini tek tek okuyordum. Leeds olaylar, Taksim, oraya gidiş, meydanı. Ercantenler anlatıyor. Hayatta gittiğim mesela adam 1000 maça gitmiş. En gergin maçlı diyor, Leeds maçı ile ilgili. Şimdi bunların hepsini hatırlıyorum ben. Tabii ki senin için belki daha aydınlatıcı bir şey olmuş olabilir perde arkası anlamında ama ben orada şeyi görmek isterim. Ünal Aysal 2008, prim konusu 2016, yaşadığı krizleri görmek isterim yani. Ee, onlardan o da bir çünkü başarı hikayesi. Bu krizlerden nasıl çıkmış? Tabii. O da bir başarı hikayesi. Başarısızlık değil. Tabii ki. Ee, o yüzden de bana göre belgesel değil ama yapım iyi bir yapım tabii ki. Onu da evet. eleştirmem yani niye böyle bir şey yapmış demem asla. O zaman coğrafya kadar memleket futbolu çiledir diyerek abi programı <laughs> nokta alıyorum. Görüşmek ha üzere. Haziran sağ olun. Eyvallah.